Nurseli Gelin'in siyah beyaz mutfağı sade dekorasyonuyla dikkat çekiyor. Beyaz lake mutfak dolapları gold kulplarla kombinlenmiş. Gold çizgiler yolluğun desenlerine de taşınarak devamlılık sağlanmış. Dolaplar ve tezgah iki cephede de kullanılarak fazladan depo ve kullanım alanı elde edilmiş. Son olarak mutfağı küçük olmasına rağmen kullanışlı ve ferah bulduğumuzu belirtelim ve sözü sunucumuz Aslı Hünel'e bırakalım. Buse'cim senden başlayalım. Evet Aslı Hanım, ben mutfağında genel olarak halısını beğenmedim. Mutfak yer fayanslarını aynı şekilde beğenmedim. Kendi eviymiş, değiştirebilirmiş. Tezgah fayanslarını da aynı şekilde beğenmedim. Her mutfakta olan fayans daha şık, daha güzel bir şey tercih edebilirdi. Dolap kulplarını da beğenmedim. Niye beğenmedin mesela? Yani çok basit duruyor. Gold evet ama hani girişte de bizi bir dolap karşıladı. Onda da o tarz bir hani kulp vardı. Mutfakta da onu gördük. Ben genel olarak mutfağını beğenmedim. Sen ne diyorsun Aysu? Aslı Hanım, ben de arkadaşıma katılıyorum. Yani fayansları hani belki maddi durumdan dolayı pahalı gelse de bir boyatabilirdi en azından. Evet. Şu an mesela boyuyorlar fayansları. Ha. Öyle değiştirebilirdin açık bir renge boyayıp da. Onun dışında tezgahın üstünde bıçaklık vardı, ahşap bir bıçaklık. Evet. Aslında kendi başına çok güzel bıçaklık. Ama ben oraya yakıştırmadım. Yani mutfağıyla uymuyor. Büyük ihtimalle gold kutularla yakıştırmaya çalıştım. O arada bir boşluk var. Orayı kapatabilmek Anladım. İçin evet. onu koyuyorum. Dedim kendi başına güzel ama uyduramadım yani. Yine kulplar her taraf yani bir gold zaten daha girişte bir gold karşıladı bize. Evet. Büyük ihtimalle bundan sonra gold devam eder diye düşünüyorum. Kapının girişindeki dolabımla mutfak dolaplarımı aynı yerde yaptırdım. Anladım. Farklı olsun. Ama mesela ben senin yerinde olsam siyah kulp tercih ederdim mutfakta. Daha spor bir görüntü olsun diye. Ama. Bilmiyorum ben öyle tercih ederdim. Peki siyah kulp olduğunda beyazlara siyah kulp mu dedin? Evet. Siyah aynısı beyaz sadece, olsaydı. Evet sadece siyah rengi. Hani mat siyahları olur. Tezgahı olabilirdi. Da siyah. En azından evet. Tezgahı da siyah uyumlu evet. olur denir. Aslında evet. Güzel bir fikir. Evet ama daha ben güzel daha olurdu. Çok gold seviyorum. Yerdeki fayansları değiştirmeyi düşünüyorum ilerleyen dönemlerde. Peki bir şey soracağım. Siz o mutfağı taşındıktan sonra mı yaptınız? Evet. Burayı aldıktan sonra. Hayır, burası zaten kayınpederimin kendi eviydi. O mu oturuyordu? Hayır, onun kiracısı vardı. Tamam. Sonrasında kiracı çıktıktan sonra mutfağı ve banyoyu yaptınız. Tadilat ettik. Evet. Kaça yaptırdınız o dolapları? Mutfak ve kapının girişindeki dolaplar toplam 50 bin liraydı. 50 bin TL. Ucuz da değil yani. Değil ya. Değil aslında. Yani. Değil mi? Evet. Değil. Evet Aysu. Onun dışında da store perdesi çok klasik artık. Hani evlerde gördüğünüz evet, gibi biraz değişik yapabilirdim. Bir de yağ sıçrayabilir tam çünkü ocağın yanından. Evet, oraya kullanabileceğim başka bir tül yok. Camım açık kalıyor başka türlü. Bir de doğalgaz borusundan dolayı aslında ben hani bu sürekli bahsettiğimiz kelebek model falan Hı-hı. tül deneyeyim dedim ama store'dan başka oluru yok oranın. Anladım. Ama camın bir tarafı küçük bir tarafı kocaman olmuş. Evet. Açılan yer büyük olmuş. Kapalı olan yer kısa olmuş. Evet, diğer yanda da camım var. Mesela ona da sütür hiç takamıyorum. Ama tek iki parçada yapıcı kötü bir görüntü de varmış mesela. Sen yeni gelinsin. Senin için de zor kendi olur ya. Kendi evine göre güzel parçada bir şekilde diktirebilirsin. Bir arkadaşların da dediği gibi portmanto ile aynı şekilde. Portmantoda daha basit bir kup kullanıp mutfakta hani oturma odanda hep gold. Her yerde gold kullanmış. Ben gold sevdiğim için gold kullandım. Orayı da bilerek iki parça yaptırdım. Kendi evim olduğu için tek Salonunda parça kullandım. Salonunda kullanabilirsin. Mutfakta gold biraz şey olmuş. Evet, dediğin gibi. Ona katılıyorum ya. Yani halında. Ben evin her yerinde bir gold. Bir şey söyleyeceğim. İçeri girdik baktık. Holdeki halınla mutfaktaki halın aynıydı. Hayır girişteki halı mı? Aynı değil de benziyor. Benziyor ama aynı içindeki renkler. Beyaz evet. ve krem bir goldlukları var. İkisi de aynı değil ama asla. Değil evet. Ama her yerde gold kullanma biraz çok karmaşıklaştırmış. Her yerde gold var. Gold seviyorum her yerde Fazla. Kullanıyorum evet. Aynen. Zaten ben de aynı şeye değineceğim. Halın hani daha bir kaliteli halı olabilir. Çünkü mutfağın kötü evet. bir mutfak değil. Terah ve dolapları da beyaz. Kulpları tabii gold yerine Hı. siyah olsa daha iyi olurmuş. Çünkü tezgahın da siyah, daha Tabii uyumlu olur. Özellikle oraya göre aldım. Hı hı. Sadece yerdeki fayanslarımın uymadığını ben de biliyorum. Hı hı. Orayı da ilerleyen dönemlerde değiştirmeyi düşünüyorum. Şu an bina 35 yıllık. Yok ben fayansı demedim, halıyı söyledim. Fayansın üzerine uydurdum zaten. Beyaz eşyaların da vardı mutfağında. Onların evet. fiyatlarını öğrenebilir miyim? Evet, beyaz eşyaların buzdolabım, çamaşır makinem ve bulaşık makinem 60 bin lira. Ankastre setle beraber. Ay, bugün bir evleniyorum deseniz gerçekten yani çok zor. Hiç kolay değil çok değil mi? Çok zor evet. evet. Allah yardım etsin. Kim aldı? Kız tarafı mı erkek tarafı mı? Beyaz eşyaları erkek tarafı aldı ben yatak odasını yaptım. Sen kaça yaptırdın yatak odasını? 40 bin lira. Tabii az hiçbir şey yok. İyi. Orayı da göreceğiz az sonra. Evet.
Başka eklemek istediğiniz hanımlar? Yani halı mesela halıya keşke biraz daha kaliteli alsaydın. Bana çok şey geldi aslında, halımız böyle hani pasmaz böyle kilim gibi geldi açıkçası. Hani mutfağa böyle yemek falan dökülüyordur ya. Evet ama hani çok biraz daha hani yıkanabilir pıt pıt evet diye. Çünkü hemen iki günde bir o bir şey dökülür yani, evet, leke olur. Sürekli yıkıyorum dedim. Ama boyunun kısalığına sürekli katılıyorum. Sürekli derken 20 günde... Gerçi yok, kaç kere yıkadım yani.